Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün az çarşamba. Yine özlediğimiz yerdeyiz. Yine balıklara kaçtık. Yaklaşık 10 gündür balığa gidemiyordum. Bugün öğleye kadar çalıştım. Daraldım. Bari balığa kaçayım dedim. İnşallah güzel, verimli bir av olacak. Hadi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar, bugünkü avlanma şeklimiz hakkında da birkaç tane tüyo vereyim. Öncelikle arabayı derenin yukarısına bıraktım. Dereden aşağı doğru yürüyorum. Yani dere yukarı avlanacağım. Pek çok avda olduğu gibi. Bu konuda çok soru alıyorum. Niye yukarıdan aşağıya, yani derenin akış yönünde avlanmıyorsun diye soruyorlar. İzah edelim efendim. Küçük derelerde, suyu bulanık olmayan derelerde eğer yukarıdan aşağıya avlanırsanız balık sürekli yukarıdan gelen yemi beklediği için sizi çok çabuk fark eder. Yaklaşık 130 derecelik görüş açısına sahiptir alabalık. Dolayısıyla sizi çok çabuk fark eder. Ama akıntılı derelerde, yani yüksek debili derelerde, büyük akarsularda derenin akış yönünde de avlanabilirsiniz. O konuda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Ben sürekli dere yukarı avlanırım. Çünkü benim derelerim dik. Yukarıdan aşağıya avlanırsam eğer daha fazla tehlikeye maruz kalırım. Şelaleyi çıkması, şelaleyi inmesinden daha kolaydır. Dolayısıyla ben aşağıdan yukarıya avlanıyorum. Derenin akış istikametinin tersine. Yaklaşık bugün 45 dakikadır yürüyorum. Yani şimdi dereye gireceğim. Yaklaşık 5 saat bir av yapacağım. Bu benim avlanma stilimle 45 dakikalık yürüyüş. Yaklaşık dere boyu 5 saate eşit. Derenin debisi biraz fazla. Aslına bakarsanız 2 gün önce, yani sokağa çıkma yasağının bittiği gün dereye girmek istiyordum. Ancak yağmurlar müsaade etmedi. O yağan yağmurlar dereyi biraz fazlalaştırmış. Geçen sene bu dereye gelmedim. Bana çok uzak olmamasına rağmen. Çünkü çok fazla serpmeci giriyor. Büyük balık bırakmıyorlar. Onun için gelmedim. Dolayısıyla bugünkü av stratejimiz biraz bunun üzerine olacak. Yani serpmecilerin atamayacağı, atsa da balıkların çabucak ürkeceği noktaları yoklayacağız. O noktalarda balık kaldığını düşünüyorum. İnşallah güzel, verimli bir av olur. Aksiyon dolu bir av olur. Kamıştan da bahsedelim, makineden de bahsedelim. Kamış yine Shimano Katana arkadaşlar. Artık alıştınız sanırım. Makina okuma Helios 2000. Üzerinde Momo Jig Line 04P 6 mm ip, 10 mm ip sarılı. Ucunda da Remixon YM 3005 bir fır döndü var. İnşallah güzel, verimli bir av olur. Güzel sahneler yakalarız. Yine yakala bırak yapacağız tabii ki. Ancak güzelliklerle poz vermek tabii ki hoşumuza gidiyor. İzleyenlerin de hoşuna gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyor eminim. İnşallah umduklarımızı yakalarız. Size de güzel görüntüler seyrettiririz. Hadi bakalım. Rastgele sağlıcakla kalın. Bizim kanalda kalın. Evet arkadaşlar. Derenin kenarına geldik. Şimdi döner kaşık seçimi yapma zamanı. Böyle bir derede ne seçebiliriz?
hızlı akıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla küçük bir döner kaşık işinizi pek görmeyecektir. Biraz büyük bir şey seçmeniz gerekiyor. 3 numara olabilir, 2 numara olabilir ama büyük olması gerekiyor. Son avlarımda benim aldığım Comet serisini kullanacağım arkadaşlar. Comet ama gördüğünüz gibi renkler Comet değil. Renkler Tiger. Takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar daha önceden bu kaşığı kullandığımı. Maps Comet ama renkler Tiger. Üzerinde de balıklı hologram var. Balık kulu. Bakalım verim alabilecek miyiz? Almazsak farklı kaşıklar deneyeceğiz. Verim aldığımız kaşıkla ava devam edeceğiz. Evet, yoklamalara başlayalım. Etrafındaki taşlar ıslak. Bugün biraz daha dikkatli olmak gerekecek. Yağmurun etkisiyle ıslanmışlar. Islak taş çok tehlikelidir arkadaşlar. Burası balık olabilecek bir yerde. Suyun döndüğü bir yerde ama hareket yok. Aşağısında güzel bir nokta var, orayı deneyelim. Arkadaşlar ilk güzelimizi yakaladık. Şu görmüş olduğunuz önündeki gölette kenara atmıştım. Açıkta değildi kameramız. Ellerimizi ıslatalım. Tamam. Tamam güzelim, tamam. Sen ne güzel bir şeysin. He? Sen ne şirin bir şeysin. Beni mi bekledin orada? He? Hop. Tamam. Tamam, kurtardım. Zıplarsan gideceksin. Hoppa.
Resim çekmek istiyorum ama. Resim, resim. Ufak bir resim. Kulağımızı hazırlayalım. Bu çok hareketli. Elimizde durmayacak görünüşe göre. Hadi git. Evet, hemen bu gölete yakaladım arkadaşlar. Sağ tarafta kayanın yanında çekerken şu vaziyette. Şöyle çekerken geldi. Orada olabileceğini tahmin etmiştim. Ancak kamerayı açmamıştım. Nasip varan büyük. İnşallah sayıyı çoğaltırız. Yaklaşık 25 dakika kadar oldu dereye geleli. Evet, 25 dakika olmuş. 6 dakika. Derinmiş. Nereden geçeceğiz? Nereden geçeceğiz? Buradan geçsek. Burası da derin ama ıslanmayı göze alıp ya da çıkması zor olacak. Zannettim ama çekmişim. Süpürme yapıyordum arkadaşlar suyun içinden. Patlık vurdu ve düştü. Maps. Comet Tiger. Anlaşılan bugün bununla devam edeceğiz. Arkadaşlar balık. Ancak yakalanmadı. Bir daha bulacağını zannetmiyorum ama yine de deniyorum.
geldi arkadaşlar. Tam önümde ısırdı. Yani arkadaşlıktan biraz daha büyük bir balık. Önce ne olduğunu anlayamadım ama sonradan görebildim. Kıvrılınca. Önümdeki boğazda yine balık olabilir arkadaşlar. Bakalım, deneyelim. Evet, bir minik geldi. Ne bir ufaklık. Hop hop hop. Şöyle göstereyim. Şu ufaklığın bir de resmini çekeyim. Çok güzel. İnşallah büyükleri de vardır. Güzel bir nokta çünkü. Yanımızda ufaklık, arkada bazen büyükler olabiliyor arkadaşlar. Başka balık bulamadık. Şimdi bu noktayı nasıl geçeceğimizi düşünelim. Biraz derin gözüküyor. Arkadaşlar, suyun içinden geçmeye çalışırken birkaç atış daha yapayım dedim. Şu güzelliği kandırdım. Şükürler olsun. Bu arada kasıklarıma kadar suyun içindeyim. Gerçekten çok güzel bir balık. Sade bir güzellik. Bir resim alacağım. Bu kızım bu. Hemen kurtaralım seni. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadar gözüktü bilmiyorum. Gerçekten çok güzel.
git. Gördüğünüz gibi suyun içindeyim. Aslında bayağı bir atış yapmıştım buraya ama suyun içindeyken vurdurmak nasipmiş, öyle diyelim. Bugün bu mevsimde artık yavaş yavaş neoprenleri terk etmeye başlıyorum. Sadece ayağımda neopren çorap var. Normalde geçenki hava kadar dizliklerle beraber giymiştim. Bu hafta dizlikleri iptal ettim arkadaşlar. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum ama bu arada dönen kaşığımız dolaşmış. Aldım arkadaşlar, tam kenarda ancak yakalanmadı. Önümdeymiş balık. Arkadaşlar yine vurdu taştı. Balık iştahsız ne yazık ki. Hadi yakalanmadı yine arkadaşlar. İnşallah bir daha vurur. Hayır, çok nazlı balık. Evet, takip etti. Ancak bulmadı.
İlkten bir buluş hissetmiştim arkadaşlar. Ufak bir tıklama olmuştu. Ama balık olup olmadığını anlayamamıştım. Ancak balıkmış. İkinciye vurdu. Hopladı, zıpladı, gitti. Güzel, hareket güzel. Poz vermese de aksiyon verse bize yetiyor. Arkasından bir ufaklık geldi arkadaşlar. Kenara kadar. Boyu döner kaşıktan biraz daha büyük. Bu maşallah iştahı yerinde. Kenara yakın ısırmaya da çalıştı ancak ısıramadı. Hem de başka var mı diye kontrol ediyoruz. Yoksa hedefim o değil. Evet evet. Ah işte bu güzeldi bakın. Güzeldi. Bu da kenara kadar geldi gördüğünüz gibi. Bir daha deneyelim. İnşallah beni görmemiştir. Epeyce bir kovaladı. Kenara kaçtı ancak ısıramadı. O da düştü. Düştü. Evet. Aksiyon gördük arkadaşlar. Maps. Comet Tiger. 3 numara. Gördüğünüz gibi ortam mükemmel. Alabalık için bütün şartlar hazır. Ancak balık popülasyonu biraz zayıf. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi sert metrelerin çok fazla girmesinden dolayı balık popülasyonu zayıf arkadaşlar. Arkadaşlar saat 7 oldu. Artık çıkmam gerekiyor. Malum. Oruçluyum. İftar vakti geldi. Şimdi çıksam iftara anca yetişirim. Zaten oldukça zor bir zor geçiren bir şelaleye geldim.
can canlı bir şeysin öyle. He? Ne oldu sana bakalım? Sırtına ne oldu? He? İlginç. Sakin, tamam, sakin, sakin, sakin. Hey, hey, hey.
balığımızı buradan yakalayıp gidelim arkadaşlar. İyice geç kaldık. Gidişle evden de fırça yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Evet, ah, takip etti, geri gitti arkadaşlar. Yine bir ufaklık. Arkadaşlar avı bitirdim. Saat 8'e çeyrek var. Yani iftar 15 dakika var. Hızlıca giyindim ve eve gitmeye çalışıyorum. Yoksa evden sağlam bir fırça yiyeceğiz. Balığa gitmek neyse de
haftaya geç kaldın mı sıkıntı. Vaktinde yetişemeyeceğiz. Nasip. Son bir balık yakalayayım diye uğraştım. Nasip olmadı. Bize bir fırçaya neden olacak. 4 tane balık yakaladım. Yine 7-8 tane aksiyon oldu ama yakalanan 4 taneydi. Keyifli bir avdı benim için. En azından doğada olmak güzeldi. Özlemişim. Güzel oldu. İnşallah daha aksiyonlu avlarda görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Rastgele.